Bilim Kurulu'nun tavsiyesi tabii bir yandan kararı bir yandan bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce okulların 31 Ağustos'ta açılacağını söylemişti. Dedik ya, velilerin ve öğrencilerin akıllarında bazı soru işaretleri var. Gerekli önlemler alınacak mı? Nasıl süreç işleyecek? Bu konuyla da ilgili uzmanından önemli tavsiyeler var. Kaygı üretse de üretmese de şunu bilmeleri gereken bir şey var. Okullar mutlaka açılıyor. Veliler öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına hazırlamalı. Okulların koronavirüs tedbirleri gölgesinde 31 Ağustos'ta açılması bekleniyor. İster fiziki, ister online, isterse bireysel okullar açılıyor. Okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Aileler ve öğrenciler kaygılı COVID-19 nedeniyle. Peki nasıl önlemler alınmalı, neler yapılmalı? Çocukların derse motive olması için biraz onlarla birlikte kitapları karıştırsınlar. Kaygıyla uğraşmak yerine açılır mı, açılmaz mı, açılırsa bizim çocuğumuza işte bir şey bulaşır mı, bulaşmaz mı yerine bence önce bunu hazırlasınlar. Açılmazsa bile bu mantaliteyle giderlerse çocuklarını online eğitime de hazırlamış, motive etmiş olacaklardır. Öğrenciler geç yatmamalı. Oyunlar ve internet kullanımı sınırlandırılmalı. Anne baba da çocuk veya çocuklarıyla birlikte kitap okumaya, kendileriyle bir araştırma yapmaya ya da onların biraz derslerine paralel takip edebilmek konusunda başarı sağlayabilmeliler. Bu kaygıları gidermek için önlemler arasında velilerin çocuklarıyla konuşması da önemli. Peki veliler çocuklarıyla nasıl konuşmalı? Çocuklarla inatlaşmak, onlara sertleşmek değil, daha yumuşak, daha soft ama daha kararlı bir tonla yaklaşıp onları ikna etmek gerekiyor. Nasıl bu ton? Eli hafif iğneci olursanız, en güzel ilacı el hafif şekilde yaparsınız ve kimse size rahatsız olmaz.